Paris Saint Elize Sarayı'ndan merhaba. Bugün banyo olaylarının 7. günü ve belediye başkanları bugün Elize Sarayı'nda banyo belediye başkanları yaşadıklarını, 7 gündür yaşadıklarını, sorunları, sorunların kaynaklarını ve nasıl çözüleceğini aktaracak. Bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la, Emmanuel Macron 220 belediye başkanını Elize Sarayı'na davet etti. Onlarla çözüm yollarını konuşacak Macron. Banyolarda bir haftadır yaşanan krize politik yanıt arıyor. Bu çerçevede de pek çok görüşme zinciri başlattı. Şimdi görüyorsunuz arkamda belediye başkanları yavaş yavaş geliyorlar ve belediye başkanlarının ardından Elize Sarayı'na bakın. Elize Sarayı'nın girişi. Onu göstermek istiyorum. Elize Sarayı'nın girişindeyiz. Bir grup belediye başkanı girdi, bir grup da yeni girmeye devam ediyor. Görüşme bugün hayli uzun sürecek sanıyoruz. Zira 220 belediye başkanını tek tek dinleyecek mi Macron? Göreceğiz. Bu görüşmede belediye başkanları öncelikle belediyelerindeki, kendi belediyelerindeki hasarı aktaracak. Bazı belediye başkanları medya ile sohbet ediyor. Bazıları da doğrudan içeri girmeyi tercih ediyor. Evet, bugün 7. gün dedik, artık bilanço zamanı. Dün gece olaylar bir önceki geceye oranla yine yatıştı. Dolayısıyla olayların yatışması durumu tamamıyla konfirme edilmiş oldu, onaylanmış oldu böylelikle diyelim. Bunun yanı sıra dünkü olayların ardından gözaltılar var. 70 kadar gözaltı var. Yalnızca 70 kadar kişi çeşitli banyolarda gözaltına alındı. Ama çoğunluğu Paris dışındaki banyolardaydı. Dolayısıyla sayı, rakam, gözaltı sayısı oldukça azaldı. Bugünün bilançosuna gelecek olursak, bir haftanın sonunda 3500 toplam 3500'ü aşkın gözaltı olayı yaşandı. 5892 araç yakıldı. 12.000 yağma oldu. 1105 batiman bina tahrip edildi. 269 karakol yakıldı, yıkıldı, kırıldı. 808 polis olaylarda yaralandı. Bilanço böyle. Bu olayların, yıkılıp dökülen, tahrip edilen binaların bilançosu. Bir de maddi, finansal bilanço var. O 1 milyar euronun üzerinde, 1 milyar euro üzerinde bir hasardan söz ediliyor. Çok büyük bir hasar. Sigorta şirketlerine başvuran 5000 esnafa, onların yıkılan, kırılan camlarına, yok olan iş cirolarına nasıl karşılık verilecek, bunları konuşacak Emmanuel Macron bir taraftan, Maliye Bakanı Bruno Le Maire diğer taraftan. Evet, şu anda girişler devam ediyor bir taraftan. Diğer taraftan da çözüm önerileri konuşulmaya başlandı bile. Bugün Macron belediye başkanlarından çözüm önerilerini dinleyecek. Ancak kafalarda bir takım öneriler var. Aşırı sağ ve sağ çok sert önlem alınmasını istiyor. Suça bulaşan çocukların ailelerinin örneğin sosyal yardımının kesilmesini istiyor. Ailelere para cezası verilmesini istiyor polis. Çocuklarına sahip çıkmayan 18 yaş altındaki çocukların anne ve babalarına maddi ceza verilmesini istiyor, bunu belirtelim. Bunun yanı sıra bir takım yasal değişiklikler yapılması da konuşuluyor. Örneğin polisin silah, meşru müdafaa için silah kullanma yetkisinin nasıl dengeleneceği konusu da konuşulan konular arasında. Belediye başkanları girmeye devam ediyorlar. Evet, Elize Sarayı'nda. Gelelim bilgilere. Yasal değişiklikler olacak. Aileler cezalandırılacak mı? Bu bekleniyor. Daha ilk suçta para cezası getirilecek mi çocuklara? Yoksa ikinci suç işlenirse mi bu cezalar uygulanacak? Yeniden tekrar ederse mi bir uyarı hakkı verilecek mi? Bu takım detaylar konuşuluyor. Bunun yanı sıra banyolara ne tür yardımlar yapılacak? Polis
daha çok artacak mı? Polis etkisi banyolarda yoğunlaşacak mı? Bütün bunlar emniyet teşkilatıyla dün konuşuldu. Bunun ardından meclis gündemi nasıl belirlenecek? Mecliste ne tür yasalar çıkacak? Dün Asamble Nasyonal, yani Ulusal Meclis ve Senato başkanlarıyla görüştü. Cumhurbaşkanı Macron yarın da başbakan, siyasi parti liderlerini, muhalefet liderleriyle görüşecek ve bir karar verilecek. Burada da muhalefet liderleriyle ne tür bir çözüm önerisi getirecek, bunlar tartışılacak, onların önerileri de dikkate alınacak. Dediğim gibi sağ daha fazla devlet, daha fazla polis, daha fazla ceza yağmasını istiyor. Sol ise banyolara daha fazla yardım, banyodaki çocukların daha fazla dinlenmesi gibi bir takım önerilerde bulunuyor. Ve bu işe çok radikal çözüm getirilmezse eğer yine bir takım güvenlik kameralarının artırılıp kırılan vitrinlerin camlarının yeniden takılarak çözüleceği bir statükonun korunacağı bir çözüm getirilirse bu banyolarda çok kısa zamanda yeniden patlamaların olacağı uyarısında bulunuluyor. Evet, artık sokaklarda sesler biraz dindi, sükunet hakim, ancak bu sefer politik yanıt gelecek. Burada bir taraftan da tabii finansal sıkıntı dedik. Maliye Bakanı Burhan Ölömer bugün ve dün zarar gören esnafla görüştü bu gösteriler sırasında. Dükkanı kırılan, kapanan, iş yapamayan, indirim sezonunda satış yapamayan, zarar eden bütün bu esnafın sorunlarını dinledi. Ve örneğin onlar da esnafa mali yardım yanı sıra vergi ve prim ödemelerinin bu ay için iptali gibi bir takım destek yardımlar getiriyorlar. Evet, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un genel taktiği bu. Sarı yeleklilerde, emeklilik reformunda da, daha sonra Covid krizinde de belediyeleri dinliyor. Yerel yönetimlerden detayları alıyor. Onlarla birlikte çözüm hazırlıyor. Ve onlarla birlikte konuşuyor ülkenin sorunlarını. Tabii sonuçta kendisi uygulayıp uygulamayacak mı bu önerileri bilmiyoruz. Ancak bugün her gruptan belediye başkanı buraya davetli ve onlarla sohbet ettikten sonra çıkışta da biz tabii ne tür sohbetler oldu, ne tür öneriler getirildi, bir karar alındı mı, bunların hepsini izleyeceğiz ve aktarmaya devam edeceğiz.